Evet Sibel, dün şubere yani aman tanrım şubere olay oldu dün. Saçım bozulmasın Sibel, bugün giyemeyeceğim. Tamam. Öyle bir havada değilim. Bunu nasıl yapıyoruz? Kolay mı zor mu motifi bir kere? Çok kolay. Evet. Bunun için 90 tane zincir çekiyoruz. 90 zincir. Evet. Sonra her ilmeğe bir tane batıp ikili trabzan yapıyoruz. Şuradaki gibi. Ben burada başlangıcını göstereceğim. Sonra ikinci sırada araya ikişer zincir çekip altta da birer ilmek atlayıp 45 tane kafes yapıyoruz. 45 tane kafesi yapınca ilk rengimiz de şöyle alıp aralarda iki tane kafes atlayıp üçüncü kafese bir tane ikili trabzan. Bir tane daha yapıyorum. Üç tane zincir çekip aynı kafesin içine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra diğer iki kafesi atlarken araya bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bir zinciri çektim. Sonundaki ilmeğe batıyorum. Yine ikili trabzanla bitiriyorum. Üste çıkmak için iki zincir çektim. Döndüm. Şu üç zincir çektiğimiz yere yine iki tane ikili trabzan. Araya üç tane zincir çekeceğim yine. İki, üç. Aynı yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer şu bir zincir çektiğim yere sık iğneyle bunu tutturuyorum. Bir sonraki üç zincir çektiğim yere atlarken bir zincir çekiyorum. Aynı işlemi yine burada da tekrarlıyorum. Bu sırayı da böyle bitirdikten sonra, ki şurada şöyle bitirdik. Bakın, bu araları sık iğneyle tutturuyoruz. Şimdi bütün motifler irileşince sanki farklı daha bir motifmiş güzel oluyor. Gibi bu bebe yünüyle yapılmış bir örnekti. Bebe yünüyle de yapabilirsiniz. Battaniye olabilir. Şimdi yine hep bir tane rengi bağlayıcı renk olarak kullandık. Şuraya sabitledim. 2, 3, 4, 5. Sıra başında 5 zincir çekiyorum. Döndüm. Şu 3 zincir çektiğimiz yeri sık iğneyle sabitliyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bundan sonra hep 3 zincir çekeceğim. Şuraya üstüne aldım. Aynı seviyede olabilmesi için bakın alttan alıyorum ipi. İkili trabzan yapıyorum burada. Ki aynı seviyede oluyor. Yine 3 zincir çekiyorum. Şöyle. Evet, dur Sibel bir dakika. Durdum. Evet. Üç zincir çektim. Şu Gökhan'cığım burayı yakından. Evet. Sık iğne yapıyorum. Şimdi üç zincir çekip şu araya ikili trabzan yapıyorum. Yine üç zincir çektim. Şimdi dönüşte bir sonraki rengi yapacağımız yuvaları hazırlayacağız. İkili trabzanla da burayı kapattım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bundan sonrakini şu aralara yapacağız. 2 tane ikili trabzanın arasına. Şu ikili trabzanla yaptığım yere bir sık iğne yapıyorum. İkinci sıradaki rengi yapmak için... Sibel, dur ve göster orayı bir. Gösterelim. Evet. Şurası 2 zincir çektim. Aynı yuvaya yine batıyorum ki şu ikili trabzanlı örneği yapacağım bir sonraki sırada buraya. Yine 7 zincir çekiyorum. Buraya atladım. 2 zincir çekip yine bu yuvayı hazırlayacağım. Şimdi şurada bunu yaptığım örnek var. Evet Sibel, devam edelim oradan. Ha? Yalnız Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan geçmiş olsun dileklerinde bulunan izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ olsunlar. Çok iyi dilekler, iyi enerjiler gönderdiler, sağ olsunlar. Mehtap var. Mehtap'ın da bir şeyler olmuş. Bugün de kötü bir gün mü acaba diyor. Sana da geçmiş olsun Mehtap. Ailede birine bir şey olmuş. Şimdi gözüm görmüyor, okuyamadım. Evet Sibel, devam edelim. Şimdi ikinci renge geçtiğimiz zaman şu iki zincir çektiğimiz yerlere yapacağız aynı işlemi. Baştan üç zincir çekip yukarı çıktım. Üstüne alıp şu iki zincir çektiğim, yaptığım yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Diğer yuvaya atlarken aynı altta mavide yaptığım gibi bir zincir çekip İkincisini atlıyorum. Bunda bir tek ikisi bir sonraki renk iki şeyin ve mavinin arasına geliyor. Bunda bir sırada 15,
bir sırada 16, bir sırada 15. 16, 15, 16, 15 diye gidiyor. Hmm. Birbirlerinin arasına girdiği için. Hep aynı işlemi tekrarlayarak biz 9 sıra yaptık. Bağlayıcı renk hep aynı oluyor. Onu hiç koparmıyorum. Şurada duruyor. Sadece arada yaptığım renkleri koparıyorum ki birbirine dolanmasın diye. Biraz simli bir yün kullanmışsın. Evet. O da güzel oluyor. Yani boru gibi tepeye çıkıp büzdürüyoruz şu berelerde yaptığımız. Hiç kesme yaptın mı? Hayır, hiç kesme yapmadım. Zincir çektim 60 tane. Şu iki zincir çektiğim yuvalar var ya Derya'nın. Onların oradan teyel gibi geçirdim. Aynen. Büzdüm, bağladım. Ucuna da bütün renklerden pompon yaptık. Süper güzel olmuş. Evet. Murat Bez boz beresi diyorum ben buna. Ya da Bob Marley, Bob Marley tarzı diyorum. Süper bu da tığla güzel. Yapılanı. Tığını söyle, ipliğin tığı kalınlığı. 4,5, ipliğim kalın bir iplik ve 4,5 numara tığla ördüm. Süper. Ne kadar zamanda bitti? Ya otursalar bence bu... İki günde biter. İki günde rahat biter. Evet. Şimdi bir küçük notum daha var, onu da söyleyeyim. Dün bir mail aldık. Şırnak Cizre'den geliyor. Asker eşleri olan 3 arkadaşız. Sizlerin sayesinde evimizde küçük bir atölye kurduk demiş hanımlar. Kağıttan çantalar yapıp satmaya karar verdik. İnşallah her şey umduğumuz gibi olur. Sayfamızı beğenirseniz bizi onore edersiniz diyor. Bize yalnız bu sayfalar bana Instagram'dan da böyle sayfamı ziyaret edin işte bilmem neler şurada falan gidiyorsun kilitli sayfa. Yani ben nasıl göreyim oradan senin yaptığını, o zaman bir amacına ulaşamamış oluyorsunuz. Gidip de oradan yaz tekrar o şeyi bul, ona da üşeniyorum doğrusu. Bir telefon numarası vermiş Hicran Uyar. Hicrancığım tebrik ediyorum. Bunları hale yaptı. Bugün getirmiş benim daha küçük boyda çantamı. Kağıttan çanta, bir tane de telefon kılıfı istemiştim. Siyah kağıtlardan, siyah el işinden bana hazırladı sağ olsun. Şimdi ben hale, Hicran'a, hale bugün bize bunu getirdi. Şimdi bu programın bazı özellikleri var tabii. Ben de bugün bunu, bu bir üstüne yapıştırdığı halenin kağıt. Ben de bugün bunu Hicran ve o 3 arkadaşa gönderiyorum. Yaptıklarına bunu bulamazlar kolaylıkla belki oralarda. Gönderiyorum, çantalarını yapsınlar ama sayfaları nedir? O bilgiler yok bizde. Hicran, eksik bilgileri tamamlayın, ben de seyircilerime duyurayım. Siz de hiç değilse o yörede satarsınız veya İstanbul'dan isteyenlere yollarsınız. Başarılar diliyorum, tebrikler, bravo, boş oturmayın. Boş oturmayın.